Enflasyonun yüksek olması düğün sektöründe de gerçekten beklenen olmadı. TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken düğün sektöründeki fiyatların yüksek olmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Enflasyon sebebiyle artan yaşam maliyetlerin her sektörde olduğu gibi düğün sektöründe de olumsuz etkilendiğini vurgu yapan Palandöken, evlilik sektöründeki durgunluğun neredeyse tüm sektörleri olumsuz etkilediğini ve bu durumun ekonomide genel bir darlama yol açtığına dikkat çeken Palandöken şunları kaydetti. Netice itibariyle her yıl 600-610 bin civarında düğün olurken maalesef böyle 500 binli rakamlardayız. Niçin? Ekonominin canlanmasının önemli bir sektörü. Düğün sektörü. Yeniden bir ev kuruyorsunuz. İşte ev kiralıyorsunuz veya satın alıyorsunuz. Onun içinin dizaynı vesaire, mobilyası ve inanın bütün sektörlerin birlikte bir iş yapma hacmi gelişiyor. Dolayısıyla insanlar düğün yapmaktan çekiniyorlar. Bir de kredi kartlarındaki sınırlandırma, beyaz eşya gibi, dayanıklı tüketim malları gibi sektörlerde gerçekten beklenen neticenin daha doğrusu olmasını engelliyor. Bildiğiniz üzere bütün 30 kalem, züccaciyeden billuriye, işte yataktan mobilyaya, beyaz eşyanın her türü çataldan kaşıktan bir ev kuruyorsunuz. Netice itibariyle bunların hepsinde bir duraklama. Ekonominin zaten yüksek enflasyonla birlikte sıkıntı içerisinde olan ailelerin daha ziyade düğün yapma masrafının da bilindiği üzere düğün salonları, bahçeleri vesaire hakikaten önemli bir düğün yapacak insanlar için önemli bir maliyet çıkarıyor. Onun için ya nikahtan ya da tabii bu sektördeki bu taksitletme olayının olmaması durgunluk yaratıyor. Kredi kartına taksit imkanının geri getirilmesinin çiftlerin yuva kurma süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları hafifleteceğine değinen Palandöken şu ifadelere yer verdik. Bizim talebimiz zaten bankalar tarafından garanti edilen kredi kartlarıyla birlikte biraz taksitlerin kredi kartıyla alışverişin olması ekonomiye, kayıtlı ekonomiye de katkı koyacak. Bunun için esnaf sanatkarlarının her dalındaki hareketliliği yaşaması için bu kredi kartı taksitle alışveriş yapılabilmenin önü açılmalı. Tabii bu bilindiği üzere bir tarafı da nakit parayla olan işte altın, askı veya işte o arada gelen hediyeler vesaireler dolayısıyla bu maliyetleri ekonomiyi canlandıracak en önemli unsur. Bu bakımdan evlenme sayısındaki azalma tabii genç nüfusun çoğalmasına da mani oluyor. Bunun için bir an evvel bir gözden geçirilip hem insanların yükünü hafifletme hem de bu evlilik sektörünün devam etmesini sağlamak için mutlaka bir çözüm yolu bulunmalı.